Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi istek şarkılarımız devam ediyor. Güzel bir soru daha alalım size. Şöyle kırmızı renk seçelim. Amasya denince akla ilk olarak misket elması gelir. Amasya'da üretilen bu elma dünyanın birçok ülkesine ihraç, dış satım edilmektedir. Misket elma bahçesi olan Ahmet, topladığı elmaları önce büyüklüklerine göre ayırmakta, daha sonra kasalara dizerek satması için hale götürmektedir. Bu halde elmalar ağırlıklarına göre farklı yerlere satılmaktadır. Burayı da boş yapmış arkadaşlar. Elma ağırlıkları gram biriminde tam sayıdır. Ha, burası boş yapmamış. Burası dolu. Evet. Bu önemli. Şunun boyutunu da güzel yapalım ya. Evet. Güzel bir soru görünüyor gençler. Şimdi A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, E sınıfı elmalar. A sınıfı mesela nereye gidiyormuş? Meyve suyu fabrikasına. B sınıfı semt pazarları manavlara. C sınıfı süpermarketlere. D sınıfı Avrupa ülkelerine, E sınıfı da uzak doğu ülkelerine gidiyormuş. Şimdi bu halde tüm kasalara eşit sayıda elma, bak cümlenin kritik yerleri bunlar, olup meyve suyu fabrikalarına gidecek olan kasaların ağırlığı 17,5 kilo ile 27 kilo. Bakın bunların hepsi gram, burası kilo şeklinde verilmiş. Onu da ben bir kibarca grama çevireyim. Gramla kilo arasında biliyorsunuz 3 basamak var. 3 basamak kaydırırsam 17.500 dahil 27.000 arasındaymış. Kasanın kendi ağırlığı ihmal edilecektir. Avrupa ülkelerine gönderilen bir kasada en fazla kaç tane elma bulunur? Şimdi elma sayıları aynıysa direkt bence bu meyve suyu fabrikalarından gidelim. Meyve suyu fabrikalarında elmanın ağırlığı, şimdi en fazla elma olması için kasa en büyük tonajda, en büyük gramajda olmalı. Elmalar da en küçük gramajda seçilmeli. O zaman bizim kasa ağırlığımız 27.000 olsun. Elmamızın gramı da 50 gram olursa, sıfırları giderse 5 kere var 4, 20. 540 tane elma koyabilirim. Ve elma sayılarımız eşit olduğu için buna 540 koyarsam Avrupa ülkelerine de en fazla kaç tane koyabilirmişim arkadaşlar? 540 tane koyabilirmişim. Güzel bir soru, okuduğumuzu anlamakla ilgili arkadaşlar. İyi. Beğendim. Peki. 2. Şöyle yapalım, burayı harekete geçirelim. Bir terazinin bir tarafına bir kasa B sınıfı, diğer tarafına da D sınıfı koyulmuş. Bu terazinin iki tarafı arasındaki ağırlık farkı en fazla kaç olabilir? Bakalım. B ile D arasındaki fark en çok. Yalnız burada elmaların her birine şurada demiş ki elmaların her biri tam sayıdır demişti. Elmaların her biri tam sayı. Şimdi B ile D'nin arasındaki farkın en çok olması için bu adamı 130'dan küçük olacakmış. Ben o zaman bu soru için şunları temizleyelim. D'yi ne yazalım biliyor musunuz? D en çok 129 olur. B'nin de en küçük değeri olan 90 alırım. Arasındaki fark, bir elmadaki fark 39 gramdır. Bir elmadaki fark ne kadar? 39 gram. Peki hocam. Fark ne kadar olur diye soruyor. Şimdi 39 gram bir elma için farkınız var. Az önce ben 540 tane maksimum elma olacağını söylemiştim. Bununla bunu çarpmamız gerekiyor. Bir çarpalım kenarda. Ben sizin için çarpayım hatta. Uzatmayalım. 21.060. Bu yalnız ne tabi arkadaşlar? Gram. 3 basamak küçültelim. 1, 2, 3 basamak. 21,06 cevabınız olabilir arkadaşlar. Güzel de bir soru. Yorum sorusu olmuş. İyi soru. Bakın bir tane veriyle 3 tane şey sormuşlar. Ufkumuzu genişletmesi açısından güzel bir soru. Bu kadar zorlarlar mı? Zannetmiyorum ama ufkumuzun gelişmesi için çok çok güzel sorular tabii bunlar. Şöyle bir sıfırlayalım burayı. Avrupa'ya satılan elmalar taşıma kapasitesi en fazla olan 20.000 kilo, en fazla 20.000 kilo olan kamyonlar ile gönderilmekte ise Avrupa'ya gönderilen bir kamyonda en fazla kaç kasa elma bulunur?
Şimdi tabii bu veriler nereye göre? Bu soruda bulduğunuz değerlere göre. Yani 540 bulduk ya, 540 bulduk. Şunu bulduk. 540 kasa için düşünüyor durumu. Şimdi en fazla olması için 540 tane elmamız var, doğru. Kasa ağırlığının en küçük olması lazım. Kasa ağırlığımızın en küçük olması için bizim Avrupa'ya gidenleri 115 ile 130 arasında seçeceğiz ya çocuklar. O zaman benim en küçük olan 115 dahilmiş. 115 seçmem gerekiyor benim Avrupa'ya gidenlerin en küçüğünü. O zaman ne oldu? Şurayı bir kaleme alalım. 540 tane elma var. Her birini 115 gram seçeyim. 540 ile 115'i bir çarpalım. 540 çarpı 115 çarpımı 62.100. Tabi bu yine gram. Bu ne arkadaşlar bulduğumuz şey? Bu bir kasa elmanın gramı. Peki bu gram 1, 2, 3. Yani 62.1 kg. Bu bir kasa elma. Peki ben ne arıyorum burada çocuklar? Ben burada benim kamyonum en fazla 20.000 kilo taşıyabiliyormuş. Benim kasalarım 62.1 en az olsun ki bakayım kaç tane taşıyabiliyormuşum. Böleyim ben sizin için bunu buna. 62.1'e böldüğümüz zaman 322,06 tane taşıyabiliyormuşum. Yani kaç tane kasa taşıyabiliyormuşum en fazla? 322 kasa taşıyabiliyormuşum. Tamamı bir soru gibi görünse de tabii her biri farklı farklı güzel sorular. İyi soru gençler. Devam edeceğiz.